Bundan yaklaşık olarak bir 300 sene önce Lale Devri dönemlerinde aynı benim bu merdivenlerden çıktığım gibi o zaman da Çırağan Sarayı'na takılan padişahlar bu merdivenleri kullanarak bu arkadaki yıldız korusuna meşaleler yakmaya gelirlermiş. Ki yüzden meşale Farsça'da çırağan anlamına geldiği için de biz arkamızda gördüğümüz bu sarayı Çırağan Sarayı olarak adlandırıyoruz. Şu anda bulunduğum yer Yıldız Parkı. Önceki haftalarda da bahsettiğim gibi önümüzdeki birkaç hafta boyunca elinden geldiğince olabildiğince kadar mümkün olursa İstanbul'da Boğaziçi kıyısına yayılmış olan bütün parkları, koruları doğal perspektifinden bakaraktan anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Bu bir turistik video değil. Bu videoda Yıldız Parkı'nda neler gezilir, ne yapılır gibi ya da diğer parklarda neler yapılır gibi şeyler değil. Aslında bu parkların sahip olduğu güzelliklerden bahsedeceğim. Bakalım nasıl bir noktaya varacağız. Kısaca buranın tarihinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi burası eski bir orman diyebilirim. Orman parçası. Bizans döneminde, Osmanlı'dan önce Bizans döneminde burası bir orman olarak kullanılıyormuş. Fatih'in İstanbul fethetmesinden sonra burası orman özelliği korumuş ama Kanuni döneminde burası bir avlak olarak kullanılıyormuş. Buraya Kanuni Sultan Süleyman ve diğer padişahlar av amaçlı geliyorlarmış ki aslında onlar bu bölgenin tamamının orman olduğunu da söylemekte yanlış bir şey söylememiş oluruz. Ki önceki de hatırlıyorsunuzdur Ilhamur Deresi videosunda bahsetmiştim. Beşiktaş'ın gizli sırrı diye. O vadi de aynı şekilde aslında birbirinin devamı olan vadiler ve orman parçalarını içeriyor. Daha sonraki yıllarda burası ufak ufak böyle köşklerin, yalıların yapıldığı, sahil tarafında yalıların yapıldığı bir yer haline dönüşmüş. Ve geçen zaman içerisinde de önce Sultan Abdülaziz zamanında buraya Çırağan Sarayı yaptırılmış. Daha sonraki yıllarda arka tarafa batısında kalan kısımdan Yıldız Sarayı yaptırılmış. Bir yandan Çırağan Sarayı'nın arkasındaki bahçesi olarak kullanılmış. Bir yandan da Yıldız Parkı'nın dış kapısındaki, dış duvarın ardındaki orman olarak kullanılmış. Bir şekilde aslında sarayın koruması altında olduğu için de günümüze kadar gelebilmiş durumda. Bu korumuz bu haliyle korunabilmiş durumda. Her bir tarafı duvarlarla çevrili bir koru burası. Hala korunuyor diyebiliriz. Her ne kadar o ormansı özelliğini kaybetmiş olsa da daha çok bir park havasında artık. Orman altı örtüsü tamamen temizlenmiş. İşte çimler ekilmiş, güller, bahçeler ekilmiş. Daha çok bir park havasında, bir bahçe havasına dönüştürülmüş burası. Ama hala doğal güzelliğini koruyan güzel, eşsiz bir yer burası. Yıldız Sarayı hala devam eden kullanılan bir alan. Çırağan Sarayı ise 1910 yılında aslında tamamen köye dönüşmüş. Sonraki bir 50 yıl boyunca Beşiktaş'ın kullandığı şeref stadyumu haline getirilmiş. En sonunda 1990'lı yıllarda bu alan restorasyonla tamamen tekrar inşa edilmiş ve şu anda Çırağan Sarayı Kempiski Otel'in lüks bir oteli halinde kullanılan bir yer haline gelmiş. Ki az önce gösterdiğim o giriş de tamamen kapatılmış durumda otelin girişi olduğu için. Ama eskiden dediğim gibi oradan padişahlar, sultanlar o yolu kullanarak parkın içerisine girerlermiş. Geldiğimiz noktada ise park şu anda İstanbul için bambaşka özelliklere ve değerleri taşıyan saklı kalmış ufak bir cennet diyebiliriz ki şu an zaten duyuyorsunuz etrafında bir sürü kuşlar ötüşüyor, yapraklar dökülüyor. Bu alan hala İstanbul'u, Boğaziçi'ni, Boğaziçi olarak kalmasını sağlayan en önemli yerlerden birisi. Tabii alan içerisinde arkamda gördüğünüz gibi büyük ve oldukça eski ağaçları görmeniz de oldukça mümkün. Aslında bu ağaçları gördüğünüz zaman aklıma direkt buranın Bizans döneminde yani bundan yaklaşık olarak belki bir 700 sene öncesinde nasıl bir yer olabileceği hakkında hayal kuruyorum ve böyle şaşıp kalıyorum. Tabii şu anda öyle bir yer değil. Ağaçların birçoğu nispeten gençler fark edebiliyorsunuz. Eski olanlar da bunun gibi olanlar da budanmış ve o eski hali, o büyük görkemi ortadan silinmiş diyebiliriz. Alan içerisinde çok çeşitli ağaçlar var tabii. Ben dediğim gibi pek ağaçlar konusunda bilgili değilimdir ama benim görebildiğim kadarıyla sedir ağaçları var, çam ağaçları var, meşe ağaçları var, manolya ağacı var. Bir kere geldiğimizde burada görme şansım olmuştu. Kestane ağaçları var. Onun dışında da birçok farklı ekilmiş, dikilmiş ağaçlar da alanda bulunuyor. Bu bile başlı başına aslında burada ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor. Bir de tabii şu da var, şunu unutmamak lazım. Bu alanı başlı başına böyle hani işte duvarlar çelinmiş olarak düşünüyoruz ama
Sonuçta bu Yıldız Parkı dediğimiz ya da diğer tüm parklar, önümüzdeki haftalarda konuşma anlatacağımız, bir şekilde aslında bütün bir ormanın geride kalan ufak parçaları. Yani biz şu anda işte İstanbul'da Kuzey Ormanları diyorsak, böyle bir ormanın varlığından bahsediyorsak, aslında bütün bunlar çok uzak olmayan bir geçmişte tek parça halinde olan orman bütünlükleri olarak söyleyebiliriz. Yanlış da bir şey söylememiş oluruz aslında. Aslında bu alanı bir de özel kılan bir şey daha var ki, o da sincaplar. Az önce gördüğünüz gibi bunlar Anadolu sincapları. Normalde biz tabii şu anda Avrupa yakasındayız ve bu bölgede özellikle bundan sonraki bölgenin tamamında kızıl sincaplar görülüyor. Bildiğim kadarıyla 1964'lü yıllarda bu hayvanlar evcil hayvan olarak getirilmiş, yavru olarak Anadolu'dan ve daha sonrasında ilgi kaybolunca buralara dağıtılmış, salınmış. Bunlar da buraya yayılmışlar. Anadolu'nun değil de Avrupa tarafındaki Anadolu sincapının tek dağını yükselen birisi burası. Kayıtlara göre bir de İğneada taraflarında, Longoz ormanlarında da Anadolu sincaplarının kaydı bulunuyormuş. Ama ben kendim gözlerimde görmedim. Ama bu alana geldiğinizde sık sık görebileceğiniz, altta gözlemleyebileceğiniz bir tür Anadolu sincabı. Sesi özellikle böyle ağaç kıran sesine benziyor. Bir anda ağaç kıran, yani duyuyor sanabilirsiniz. Ama değil, aslında onlar sincaplar ve bol bol aslında sesleriyle bağırışıyorlar. Parkın hemen her köşesinde de aslında dağılımı gösteriyorlar. Sadece şu an arkamda bile bu videoya başlarken 4-5 tane birey dolanıp hoplaşıp zıplaşıyordu. Sincaplardan bahsettik, ağaçlardan bahsettik. Tabii bir de malum kuşlardan bahsetmemiz lazım. Olmazsa olmazlar. Bu alan kuşlar açısından oldukça zengin. Kuşbank kayıtlarına göre bu alan içerisinde Yıldız Parkı'nda 65 tane farklı tür kaydedilmiş. Pardon 62 tane farklı tür kaydedilmiş. Benim kendimse 25 tane farklı türü alanda gözlemleme şansım oldu bugüne kadar. Bunların bazılarını aynı anda görme şansım oldu. Bazılarını farklı zamanlarda görme şansım oldu ama burası özellikle karga türleri, küçük karga, leş kargası, saksan, lar için, aynı zamanda yeşil papağan ve İskender papağanı için önemli alanlar. Özellikle yeşil papağan çok ciddi anlamda alanı istila eden türlerden birisi. Tabii farklı dönemlerde, farklı mevsimlerde bu alanı kullanan göçmen kuşları da görme şansınız, gözlemleme şansınız oluyor. Şimdi benim için özel bir yer var. Önceki haftalarda bir gözlem sırasında ufak bir yerde birden fazla türü, 5 tane toplamda türü aynı anda görme şansım olmuştu. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Çok özel, güzel bir yer. Bu bulunduğum alan, arkamda geçen akan dere diyeyim artık. Yapay bir yer tabii ki. Ama önceki senelerde ben burasının doğal ortamında, yani diyelim, bir gerçekten dere olduğunu düşünüyorum. Tabii o özelliği kaybetmiş durumda. Nasıl Ilamur Deresi özellik kaybetmişse burası da tamamen yok olmuş durumda. Ama burası hala güzel çünkü önceki gözlemlerimde ben bu su üzerinde, bu su yolu üzerinde birden fazla kuş türünü aynı alan içerisinde, aynı bölge içerisinde beslenirken, yıkanırken, temizledikten görme şansım olmuştu. Ki hemen aşağıda bulunan ufak bir gölet var. Suyun biraz daha hızlı aktığı ama birden durulduğu bir alan. O bölgede öter ardıç, işte çıt kuşu, kızıl gerdan, söğüt bülbülü ve yani şu an aklıma gelmeyen diğer türleri bir arada görme şansım olmuştu. Benim için çok keyifli çünkü 5 farklı tür görmüştüm o anda. 5 farklı türü aynı alanda, aynı anda dinlenirken, beslenirken ve temizlenirken görmek gerçekten de bu alanın ne kadar özel olduğunu bir kez daha kanıtlıyor bizlere. Tabii self prodüksiyonun da bir sınırı var. Benim sınırım da bu kadar. İstanbul'a artta kalan Vlog serisi, mini belgesel serisinin ilk adımını da Yıldız Parkı'nda böylece yapmış olduk. Ben çok mutluyum. Umarım bu seri gerçekten hem benim açımdan hem de izleyenler açısından bir değişikliğe, bir şeylerin hareket etmesine vesile olur. Ve umarım bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dönüp baktığımızda bu videoya, ya İstanbul'da Yıldız Parkı diye bir yer var hatırlıyor musun deyip böyle eski günleri özlemle hatırlayacağımız bir video haline gelmez. Hala gidip dolaştığımız, gezdiğimiz, sincapları gördüğümüz, kuşları gözlemlediğimiz bir yer halinde kalmaya devam eder. Ve çoğalarak da devam eder. Maalesef sıkışmış dar alanlarda birkaç alandan ibaret İstanbul'un yeşil alanları. Sadece İstanbul değil, ülkenin birçok yerinde benzer şekilde olaylar, hikayeler yaşanıyor. Dediğim gibi umarım pişmanlıklar dolu, özlemle dolu bir video haline gelmez bu. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben kendime teşekkür ederim. İyi bir çalışma oluyor gibi geliyor. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz, nereye kadar varacağız. Yakın zamanda bunları da görmüş oluruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.